Zeki Sayıcı kimdir? Zeki Sayıcı, Bozkurt Soyacak köyünde gariban bir çoban, Mehmetoğlu Mehmet'in oğlu, Kocabaş Mehmet. Kocabaş Mehmet, Mehmetoğlu Mehmet, Mehmetoğlu Abdullah, iki kardeş ve amcalarının oğlu Mahmutoğlu Mehmet, Çanakkale'de üçü birden şehit oluyor. Rahmetli babaannem, amcam, babam, dört kız kardeşi kalıyorlar. Çumru Ali Bey kasabasında babamın dayısının dayısı olan Devel oraya ne kendine geldi bilemiyoruz. Mezunluk falan yapan bir adam bunların gelmelerini söylüyor. Aç billaç geliyorlar. Bu Konya, Karaman, posta tatarcılığı yapan cambaz Deli Osman'ın çiftliğinde orada işte tavlada mavlada yatarken orada ev yapıyorlar. Rahmetli babaannem diyor ki bir misafir odası yapacaksınız dışarıya diyor. Ve cambaz Deli Osman'ın arazilerini kiralayarak amca babam gelip onların tarlaları alıyor. Sen o adam o tren geldikten sonra posta işi bitiyor. Konya'ya geliyor. Onlar da orada tarla alıyorlar, zengin oluyorlar. Ben hayatımı bugüne kadar rahat yaşamı hayatımı dedemin şehitliği, babaannemin köy konağı yapmasına borçlu olduğumuzu bilirim. Çumru'ya geldik, gelmişiz. Ben 1942'de Avdıl'da doğmuşum. Gelmişiz. İşte o sıralarda Demokrat Parti kuruldu. Demokrat Parti'nin kurulduğunu biz nasıl biliyoruz? Babam da idare heyetinde. Babam ve Ali Rıza Ercan milletvekili oldu o sıralarda, sonra 50 yılında. O bana entarim vardı, üstüne rozet taktılar, onu biliyorum. Çünkü ilkokula kadar entarcıyla gezerdik biz eskiden, çocuklar. Çumra'da bir köydü. İlkokulu Çumra'da okudum. Ortaokulu İçeri Çumra'da okudum, 12 kilometre mesafede. Sanat okulunda Konya'da okudum. Konya Sanat Okulu'nda okurken de burada gene köyden gelmiş muamelesi gördük. Konyalı arkadaşlar bizi pek sevmezlerdi. Ama iyi günlerimiz geçti. İşte 60 İhtilali geldi. 60 İhtilali çok ağır bir durum oldu 60 İhtilali'nde. Öyle bir durum oldu ki bütün millet rezil oldu. Neyse okul bitti. Biz o sene yedek subaylık öğretmenlik verildi. Onu Haziran'da mezun olmadım. Ne oldu bilemiyorum. Eylül'de mezunumdan sonra er olarak askerlik yaptım İstanbul'da. Ondan da çok memnun oldum. Bir komutanım vardı Bedrettin diye, Demirel diye. Bedrettin Arseven diye. O Bedrettin Hoca ile albayla biz abi kardeş gibi askerlik sonrası da devam ettik ilişkilerimize. Asker dönüşü, politika, siyaset ayağımızda bulduk, diye ayağımızda bulduk. Babam Çumra Demokrat Partisi başkanlığı yaptı. Osman Biboğlu'nun milletvekili seçiminde babam işi organize etti. Tabii 50'de Ali Rıza Ercan, 54'te Mustafa Bağracık, 58'de de Osman Biboğlu. Onun sayesinde Çumra'da bir şeyler başlandı. Çumra'da su yoktu, içme suyu yoktu, yol yoktu, hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Bir ne vardı? Köylünün yaptığı halk evi, köylünün yaptığı hükümet konağı taşını getirdi. Devlet yapıyor. Tren istasyonu 1926'da Atatürk'ün Çumru'ya teşrifiyle, burayı ilçe olsun emriyle ilçe oluyor. Memur vardı, vatandaş yoktu. Biz o vatandaşların içinde oturduk. Bir orada iyi bir okulumuz vardı.
çeşitli öğretmenlerimiz vardı. Tabii hayat devam etti ama asker dönüşü biz ister istemez ticarete, siyasete başladık. Ben hayatımda bakkallık, manifaturalık ikisi bir arada olurdu eskiden. Bunları yaptım. Çiftçilik yaptım, değirmencilik yaptım. Değirmencilik yaptım. Babam 71'de kardeşim kan kanserine ölmesiyle, ha bu arada biz 5 kardeş, 2 de annemin hediyesi, babamın manevi çocukları, 7 kardeş olarak büyüdük. Bu kardeşim Mustafa 71'de kan kanserinden vefat etti. Babam ağlaya ağlaya 73'de vefat etti. Kardeşim Ahmet Sayıcı, babam hacca halamı götürmüştü. 2 tane anam vardı çünkü. Analımın çocuğu yoktu, benim annamdı o. Efendim, onları hacca götürdü, geldi. Biz nasıl başladık? Amcam ve babam hayır işlerine uğraşıyorlardı zaten. Çumra'nın bütün camilerini, ilkokullarını, her şeyi vatandaş devlet işbirliğiyle yapılmıştır. Bu arada biz de ufak tefek başladık. Ama tabii kendimizi belirtmek için ufak memurlarla arkadaş, büyük memurlarla arkadaş, bankacılarla arkadaş derken belli bir seviyeye geldik. Çumra'da bir şirket kurulması, efendim, bir patates fabrikası yapılması istenildi. Devlet planlama öyle söylemiş. Toplandık. Tabii para yok. 50'şer lira para yatırdı herkes Ziraat Bankası'na. Tedirici diye bir şirket vardı. Anonim şirketi. Onu kurduk. İşte 50 milyon sermayeyle ilan edildi. Paranın toplanmasına imkan yok. Sonraki toplantılarda ve 150-200 kişinin yatırdığı 50'şer liralarla 500 bin lira bir para birikti. Onunla biz şirkete başladık. Önce 21 kişi, sonra 15 kişi, daha sonra 10 kişi olarak yönetimde kaldık. Yönetim kurulu başkanlığında önce patates fabrikası yapılacak. Ben üyeyim. Başkan var, başkan yardımcısı var ama baktım olduğu yok, olacağı yok. Patates fabrikasının da yanlış olacağını, Allah rahmet eylesin Haydar Koyuncu abi, Sakarya Satütaş diye bir patates fabrikası vardı. Oradan adamlar gönderdi. Zarar edeceğimizi beyan ettiler. Biz vazgeçtik. Ne yapalım, ne edelim? Kulu'da yem fabrikası yapılıyor. Karaman'da yem fabrikası yapılıyor. Ben de gittim o yem fabrikası yapan firmayı Ankara'da buldum. Arkadaş bize de gelin bir fabrika yapın. Peki, geldiler. Oturduk. Belli bir seviyede anlaştık. Her işi ben götürüyorum. Bir gün toplandık. O toplantıda Başkan, Tevfik Başkaner diye bir rahmetli arkadaşım, çok harika bir arkadaş, Hasan Hüseyin Atçı, başkan vekili, üye, ben de son üye, Zeki Sayıcı. Ben o gün çatacağım, diyeceğim ki arkadaş bu böyle olmaz, ben mürasazalık istiyorum çünkü her şeyi ben götürüyorum, sen necisin derler. Krediyi ben buluyorum, fabrika yapacak olanları ben buluyorum, tarlayı alan Hasan Hüseyin Atçı, Hasan Ali Çolak, Zeki Sayıcı, 168 dönüm tarla aldık. 168 bin metrekare tarla aldık. Tevfik Başkaner rahmetli dedi ki, arkadaşlar ya bir yanlışlık var bu işte dedi. Ben başkanım. Hasan Hüseyin abi sen başkan yardımcısın ama her işi Zeki Sayıcı yapıyor. Öyleyse Zeki Sayıcı abi olmaz. Zeki Sayıcı'nın başkanlığı olması lazım. Ben başkanlıktan ayrılıyorum. Zeki Sayıcı başkanlık teklif ediyorum. Hasan Hüseyin Atçı dedi ki o zaman sen de başkan yardımcısı ol dedi. İşte ben Tevfik Başkaner, Hasan Hüseyin Atçı, Niyazi Şahin, İzzet Şen, Hasan Ali Çolak, efendim Haceli Onbaşı, 7 kişi yönetim, Ziya Ceren, Musa Tongur, İsmail Hakkı Güney'de 3 tane murakip var. Ben bütün toplantılarımda murakipleri çağırırdım. Niye? Bir yanlış iş var olacaksa anında düzeltelim.
Ve biz fabrikayı kurmaya başladık. Kurduk, fabrikayı da kurduk. Allah'a çok şükür onu dirilttik, belli bir meydana çıktı. Tabii bu arada 80 ihtilali oldu. 80 ihtilali oldu. 74 Kıbrıs çıkartmasıyla benim arkadaşlarım Avrupa'ya göndermiştim. Onları şeyden içeri girdiler, Kapıkule'den içeri girdiler. Kıbrıs çıkartması başlamıştı 74'te. Biz devam ettik. Fabrikayı 76'da başladık. 78'de üretime başladık. 80 ihtilal oldu. Bu arada Çumra'dan sosyal hizmetlerinin hepsinde varım. Niye varım? Bir kaymakam bir yere gidecekse ben gönderirim. Niye ben gönderirim? Kaymakamın cebinde bu para olmaz. Olmaz efendim, olmaz. Araba bulamaz. Hangi arabayı bulduğunu bulamaz. Tamam mı? Ha. Efendim, diğer bazı memur arkadaşlarla da daha samimi bir şekil aldık. Ve şundan da Allah'a çok şükür, ben mahkeme bilmiyorum. Çumbaş'tan dolayı iki sefer mahkemeye çıktım. Bunun dışında şahsi mahkemem olmadı. Hiç kimseye icraya vermedim. Hiçbir şekilde bir durum olmadı. Bu arada Çumra'da bir hastane var. Bu hastaneyi sağlık ocağı aldılar. Efendim burası hastane olmayacak. Burayı ne yapalım? Adliye yapalım. Yok efendim burayı işte vergi dairesi yapalım. Yok efendim şunu yapalım, bunu yapalım. Tabii işler karışıyor. Ben burada rahmetli İhsan Kayseri, Tercüman Gazetesi'nin muhabiri, Alaaddin'in orada karşıda bir yeri var. Oraya bütün gazetecileri toparladık. Oturduk, yemek yedik, oturduk. Çumra'da bu meselenin hallolması. Bir de Çumra'dan, Çumra yolu çalışmıyor. Bunları dile getirdik. Gazetenin hepsi birden yazdı bu işi. Rıdvan Bülbül, Gazel, efendim, şey, İhsan Kayseri, Milliyet'ten, tercümandan, hepsi bütün Konya gazeteleri ve İstanbul gazetelerinde bu yazılar çıktı. Bu arada Çumra'da bir Bağkur binası yapalım dediler, demişler. Bizi yazmamışlar, Zeki Sayıcı'yı yazmayın demişler. Peki, dedim niye yazmıyorsunuz? Efendim, tamam, girdik oraya da girdik. 45 kişilik bir dükkan yaptık. Kapalı şekilde yaptım ben programı. Bütün dükkanlar eşitti. 45 eşit dükkan vardı. Bunun temel atma töreninde Aga Oktay'ı çağırdım ben. Gittim, davet ettim. Ben bu arada siyasetin Adalet Partisi'nde siyasete başladık. Menderes rahmetliyle ahbap olduk. Çünkü Demokratik Parti dağıldı. Necati Kalaycıoğlu, Menderes Adalet Partisi'ne gerisi geri döndüler. Rahmetli Aydın Menderes'le samimiyiz. Şaban Karataş Hoca o zaman işte 79'da onunla milletvekili yaptık. 5 milletvekilinden biri o olmuştu. Biz üçlü işle her şeyi yapıyoruz. Abdullah Nişancı efendim Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı. Ona ya bizim okulumuz yok. Ticaret Endüstri Meslek Lisemiz yok. Endüstri Meslek Lisesi'ni en iyi şekilde kapalı spor salonu olarak ona onu yaptırttık. Bu arada tabii İmam Hatip tamamlandı. Allah razı olsun. Onda amcamın çok büyük rolü var. Arkadaşlarıyla beraber İmam Hatip Lisesi yapıldı. Rahmetli Mustafa Üstündağ açtı okulları. Mustafa Üstündağ ekip göndermiş. Gidin bakın arkadaş ne var, ne yok, nedir? Amcamdan hesap istemişler. İşte 30 bin lira hesap. Amca bu bina 300 bin lira, 400 bin lira yapılamaz. Ne? Nereden buldun bu parayı? Oğlum ben nereden bulacağım parayı? İşte gelen giden para bu. Biri bir kamyon demir getirdi, çimento getirdi, ağaç getirdi, işte yapıldı. Ve şahane bir okul olduğuna dair rapor gidiyor. Allah rahmet eylesin, Mustafa Üstündağ İmam Hatip Lisesi'ni açtı. O tarihteki açılan o İmam Hatip Lisesi ve Çumra'da lisede açılmıştı. Tabii bu arada 60 ihtilalinden sonra seçimler oldu. Ali Çoban diye benim
babamın dayısının oğlu olan bir abim belediye başkanı oldu. Ataklı belediye başkanı şeyli bütün işlere koşuyor ediyor. Tabii elektrikler geldi. Çumla'da bir şeyler oldu. Köylükten biraz doğru şehre doğru gidiyoruz artık. Ve bu arada da lisede açıldı. Oraya gelen bir lise müdürüyle İmam Hatip'e gelen Osman küçük bilmem ne diye bir arkadaş vardı, ufak boylu. O iki müdürün yetiştirdiği talebeler Çumra'da hizmet veriyor. Şimdi o Osman'dı müdürün adı. İmam Hatip Lisesi'nin o hocanın yetiştirdiği talebelerden şimdi 3-4 vali var, müsteşar var, bakan var, bakan yardımcısı var, var. Hepsi var. Eskiden vali dediğin zaman Niğde Pertek'ten çıkar ve bir de tabii Balkan göçmenlerinden gelen vatandaşlarımız. Herkese saygılıyız. Ama Çumra'dan vali çıksın, bilmem Çumra'dan doktor çıksın, Çumra'dan pilot çıksın, bilmem ne. Hava Kuvvetleri Genel Komutan Yardımcısı oldu, hepsi oldu, generallerimiz oldu, efendim, doktorlar, efendim, hekimler, her şey çoğaldı. Tabii, bu arada biz bir de hastane yapalım dedik. Ben bu arada Konya'da oturuyorum, 79'da geldim. Oğlum şeyi kazandı, üniversiteyi. Onu da Zeki Sayıcı'nın hatırına seslenmiyoruz. Pazartesi ya solcu ya sağcı geleceksin demiş iki tarafta. Geldi olan titriyor. Yazıhanede oturuyoruz. Kardeşim Ahmet Sayıcı var. Tevfik Başkan arkadaş var. Ahmet kardeşim dedi ki sen rektör olur musun arkadaş? Ben dekanım dedi. Bunun diplomasını verelim. Verelim dediler. Oğlumun diplomasını kafadan verdiler. Okula göndermedi. O sonra açık öğretim başlayınca Eskişehir açık öğretimi bitirdi, mali müşavirlik yaptı. Yapmadı da mali müşavirliği kazandı. Şimdi tabii bizim bu arada hastanede bana geliyorlar gece. Kim geliyor? Kim gelirse gelsin, Çumra'dan gelir. Sadece solcu, ben hiçbir zaman particilik yapmadım. Kim gelirse gelsin, gece hastasına koştum. Helal hoş olsun, iftar ediyorum. Herkes, ama Çumra'ya bir hastane yapılacağı oldu. O Bağkur'un temelini attık AG Oktay'la. Belediye başkanı, belediyenin kürsüsünü aldırdı elimizden. Zamanın belediye başkanı. Allah rahmet eylesin. Bir kırmızı bir pikap bulduk, resmi de var. AG Oktay'la konuştuk, temeli attık. Açılışında Vedrettin Demirel ve vali, 80 ihtiyarındaki vali arkadaş Lütfü Tuncel hocam, o arkadaş da ikisi, tabi Lütfü Tuncel çok diplomat bir valiydi. Bedrettin Demirel'i idare ediyor, vatandaş idare ediyor, belediye idare ediyor, vilayet idare ediyor. Dört dörtlük bir insan, davet ettik. Aksaray'a gideceğiz dediler. Efendim olmaz, bir şey açacağız. Peki, helikopterle geçerken Bedrettin Paşa dedi ki, Allah rahmet eylesin, uğrayalım, temeli atalım, okula açalım, geçelim oradan dedi. Ben açılış konuşmamda dedim ki, efendim Basra'ya da intikal ettirdik, burada bir hastanemiz var. Bu hastanemizin sağlık ocağına alındı. Bu sağlık ocağına alınmasıyla da çok sıkıntılıyız. Çumra'nın şu sıkıntıları var dedim. Ve Lütfü Tuncel açılışta bunu vurguladı. Vedrettin Demirel sessiz sedasız emiri verdi. Hastane olarak kaldı. Diğer işlerimiz tamamen yapıldı. Hastane açıldı. Bir cerrah geldi. Ameliyat masası geldi, başka bir şey yok. Ama yok. Gelen cerrah kaçıyor. Osman Şeref Tanrıver diye bir cerrah geldi. Gel arkadaş buraya, bu hastaneye çalıştıracağız. Çankırılıydı. Sonra burada da çok başarılı işler yaptı.
gastroloji ameliyatları da başlamıştı. Şimdi İstanbul'da. Hastaneye ne lazım, ne istiyorsun sen? Röntgen makinesi. Peki, gittik. Ankara'da İnce Karalar diye bir firma. Şeker fabrikasında İsmail Öncel diye bir arkadaşım vardı. Genel müdür yardımcısı. Ona dedim ki ya bir röntgen lazım. Araştır, biz geleceğiz. İnce Karalar'da bulmuş, gittik. İşte şu övüyor filan, ben anlamam kardeşim. Ben kapıdan girdim, çekirdeğimi çıkartacağım. Röntgeni çekineceğim, giderken röntgeni alıp gideceğim. Buna göre röntgen verim. 11.500 lira. Ya indirttik 15 bin liradan. Tamam, senetleri imzaladık. Ödenir, nereden ödenir? Vatandaş öder, Çumpaş öder, ödedi. Hastane yapıldı, çok da güzel hastane yapıldı o Bedrettin Demirel'in öbür hastane ilavesiyle. O ilaveyi biz kadın doğum gibi düşündük. Öbür tarafta da dört dörtlük bir hastane yaptık. Hastanenin bir boya gelmiş, bu boya da yeşil, hediye etmiş birisi. Arkadaşlar geldi, ya abi bir yeşil boya gönderdi. Ahmet Efendi, bu boyayı ne yapacağız biz? Bu boyayı biz vurmazsak diğer boya lazım, bir de değiştirip vurabiliriz. Ama Ahmet abi bunu gönderdi. Vuralım ya. Hiçbir resmi dairede yeşil boya yok ya. Yoksa yok oğlum, tamam hadi. Biz biraz da o zamanlar delilik falan da başladı bizde. Yeşile boyattık. Tabii. Hastanenin de dört dörtlük çalışmaya başladı. Bu arada Sağlık Meslek Lisesi açılışları başladı. Ben de belediye başkanlığına da seçildim bu arada. Adalet Doğruyol'dan 1989'da belediye başkanlığına seçildim. Ve geldi hastanenin açılışından sonra Utku Acun mu ne bir adam vardı, valiydi. Vekil valiydi. Haydar Koyuncu, ben doğru şeye geçmedim, Horoz Partisi'ne geçmedim ama Haydar abi için çalıştık. Haydar abi milletvekiliydi. O da ANAP'a geçti. Benim bütün arkadaşlarım ANAP'ta. Abdullah Tenikeci buradan gideceğinde gelir gider, oğlum Zeki kurun yok. Kursak biz kuracaktık. Belki biz de milletvekili olacaktık. Ama hayır. Niye hayır? Çünkü Menderes oradan her gün, her zaman görüşüyoruz rahmetliyle. Efendim, bir trafik şube müdürlüğü açılacak. Onun açılışında valiye dedim ki, sayın valim, şurada bir devlet vatandaş işbirliği hastane yaptık. Bir açılışına bakar mı? Bir teşrif eder misiniz? Bir ziyaret eder misiniz? Tabii. Öyle bir durum var ki hastaneye kim koştu? Herkes koştu. Parti yok. Ben alo arabanı getir, kurban derisi toplayacağız. Kurban derisi gelir. Kardeşim telefon açtı abi. Kaymakamı el koymuş. Türk Hava Kurumu'na vermiş. Kurban derilerini ne yapacağız? Bir şey olmaz. Hastanenin inşaat halinde. Altında hiçbir şey olmaz. Benim kurban derimi kim alırsa nakdiyle öder onu dedim. Sen hiç kafanı yorma. O sene 38.500 liralık kurban derisi sattık. Mehmet Yüksel diye bir arkadaş vardı burada. Efendim, hastane çalışmaya başladı. Dört dörtlük doktorlar geldi. Her şey devam ediyor. Vali olur dedi. Rahmetli, benden evvelki belediye başkanı Mustafa Kemal Enbel abi dedi ki, olmaz dedi. Gidemeyiz, işimiz var dedi. Haydar abi ne oluyor dedim. Böyle Zeki dedi. Haydar abi bu iş böyle mi dedim. Böyle. Ben yarın belediye başkanıyım dedim. Ondan sonra belediye başkanına aday oldum. Kazandık neyse. O da bir ayrı konu. Tabii biz bu hastane açılışının boyaya gelmedi. Zaman geçti. Vali Necati Çetinkaya. Vali Çetinkaya gazete manşetlerine göre hareket ederdi. Gazetenin manşeti değişik görürse, kapıda bekliyoruz. Ne duruyorsun oğlum Zeki, niye gelmiyorsun?
Gündeyle evvelsi gün gazeteyi yanlış yazdığında beni bekle diyordun Necati Bey. Yok tabii, neyse. Bir gün bir telefon geldi, bir de yoldan geldim, evdeyim. Oğlum Ahmet Sayıcı dışında kimseye beni aramasın dedik. Ahmet dedi ki, vali geliyormuş Cumhur'a. Kaymakamı aradım, haberim yok dedi. İyi peki. Gittim, Cumhurpaşa bizi reddetmiş, inmiş, geldi. Neredesin dedi. Hayrola Sayın Valim, hoş geldiniz dedi. Ben geldim, sen yoksun. Ben odacı değilim, ben Muran Yönetim Kurulu Başkanıyım. Sayın Valim, bak müdür orada, çalışanlar burada, fabrika çalışıyor. Ben patronum dedim, ben Yönetim Kurulu Başkanıyım. Onun için ben istediğim zaman gelirim, istediğim zaman gelmiyorum. Duydum. Koşa koşa da geldim, hoş geldiniz. Bu arabayı bana gönder dedi. İkinci araba olarak vilayet hizmet görsün dedi. Yok, o arabayı size veremem dedi. Ne demek veremezsin dedi. Ben buranın büyük ortağıyım dedi. Evet, büyük ortağısın dedi. Yarın genel kurulu yaparsın. O yönetim kurulu başkanlığı benden alırsın. Sen olursun, arabayı da götürürsün. Ama dersen ki şu... Bana bir araba ver Zeki Sayıcı dersen, bak benim orada yeşil, mavi Ford var dedim. Onu götürür gidersin, şimdi hemen al anahtarını dedim. Allah Allah ya dedi. Şimdi tabii bu arada biz gezdiriyoruz tabii. İşte şurası şey, müftülük binasının kardeşim kayınpederinden arsasını aldı, yaptırdı. Şurası şu, şurada şu, şurada şu, şu hastane şu, şu. Dedi ki, ben diyorsun ki ben her yerde varım. Evet, her yerde varız dedim. Allah'a hamdolsun, sayıcılar olarak her yerde varız. Her yerde varız. Ve işte müftülük binası kardeşimin kayınpederi arsası üzerine kardeşimi yaptırdı. Cumhur'a yüksekokulu Sayıcı Atçı arsası üzerindedir. Cumhur'a da efendim yapılan işlemlerin her tarafında amcam, babam, kardeşim ve ben mutlaka vardık, olurduk, olacağız. Ondan sonra iş bitiyor zaten. Niye bitiyor? Her şey çok ileriye gitmiyor. Tabii biz belediye başkanı olduk. Belediye başkanlığında geldik, makama oturduk. Bir telefon, alo, şu kadar şu, şu kadar şu, muhasebeciyi çağırdım. Gel bakalım oğlum, bunlar neci? Paralar var efendim, şey, paralar değil. Efendim borcumuz var, emanette. Ben emaneti de bilmiyorum. Biri telefon açtı, asfalt hesabınızı ödeyin dedi. Bir dakika, bir dakika dedim. Baktım, asfalt var burada, gel çök götür git lan dedim. Bilmem ne dedim lan, ne bağırıyorsun lan dedim. Ben de 15 dakikalık belediye başladım. Gel asfaltını sök, bir daha beni rahatsız edersen parayı da ödemem dedim. Kapat telefonu. Telefon kapandı. Çağırdım masaya müdürünü. Oğlum ne lan bu? Şey, emanet ne bu? Başkanım, emaneti alırız, ödenmesine karar verir encümen. Paramız olduğu zaman ödeniriz. Bütün borçları alacakları çıkart gel. Bir şeye, takvim yaprağına çıkartmış gelmiş. Bu ne lan? Borç olacak. Buruşturdum, suratını attım. T cetveline dök hepsini, öyle getir ve bana gelecek evraklar dosyayla gelecek. Çıkacak. Demiş ki, vallahi biz hap yuttuk bu maliye müfettişimi. Ne bilmiyoruz. O Halk Partiliydi. Ondan sonra tabii belediyede ben hiçbirine bir şey yapmadım. Ve hala o Kadir Keçeci hala der ki, bir ben seninle rahat çalıştım. Ben seninle bakıyorduk, baktık. O yok. Suların sökülmüş, sular akıyor. Nerede? Burada birine tamirata gelmiş. Niye getirmiyorsun oğlum? Borcun var, getirmiyoruz. Dedim ki, geldi borcu varsa bu ara parayı verirsen getirin. Bak dedim, 15 bin lira borcu varmış, para gelecek, bütün sayaçlar gelecek.
7500 lirasını bir ay sonra öderim, gerisini daha sonra öderim. Gelmeyecek olursa bir saat içinde buraya sen pılını pırtını topla, Eskişehirli misin, Antepli misin, Hataylı mısın, nereye gideceksen oraya gidersin. Bu millet suyu bedava kullansın, sen para bilmem şu, çabuk buraya su getir, şey getir. Peki bu su efendim saat ayartör makinesi var, Hasan Yalı diye bir firma satıyor. Telefon açtım, böyle böyle bir şey var efendim, tamam. Bana işte şu kadar Hasan Yalı, o zaman meşhurdu su sayaçlarında, bir tane makine şeyi gönderin, torna, şunu gönderin. Efendim geldim burada Koski'den, emekli bir adam, filan adam var der, gel arkadaş buraya. Hanımın nerede? Şurada. Binin arabaya, götürdüm. Şu evde oturacaksınız, şu evde oturacaksınız. Sen de bu su sayaçlarının tamirini sen yapacaksın. Ekibi oraya kurduk. Boya, işte bir kilo boya filan yerden alınıyor, bir kilo bilmem ne yok. Dedim ki, Mehmet Bağcı diye bir satın alma memurum vardı, Refah Partili. O da Mehmet Usta şuraya, Mehmet Usta buraya çağırdım, gel arkadaş. Sen satın alma memurusun, al. Biz boyayı büyük varillerle aldık ve parlament mavisine renk koyduk, değişik olmasın diye. Şumranın bütün renkleri parlament mavisine boyandı. Profili su borusunu vallahi kamyonlarla getirdik. Çöp bidonları yok. Efendim petrol ofise gittim, hurda varillerin hepsinden 3 kamyon aldım, getirdim. Yarı hibe, yarı para çöp bidonlarını hallettik. Asfalt yok. Şantiye kurulmuş ama hiç çalışmamış. Asfalt şantiyesini çalıştırdık. 220 kilometre asfalt döktük. Hamdolsun. Tabii ben belediye başkanına gitmeden evvel Çumra'da nerede ilkokul, nerede ortaokul, nerede cami lazımsa 32 maddelik bir dergiyle ilan ettim. Bir adam geldi bana, Çakmak isminde, Arıgören yörüklerinden. Bak sayıcı dedi, ben bunu okuyorum, sana oy vereceğim. Ama vallahi madde bakacağım dedi. İyi. Her 6 ayda bir geleceksin, hesap vereceğim sana dedim, gitti. Bizim belediyede ben her cumartesi günü daire amirlerini toplarım, toplu olarak bakarız. Bir de belediyeye bir öğlen paydosunda nöbetçi memur bırakırım. Memur kapı açık, gelen gider, bilmem ne yapar, yok. Bir mukat var mı yok mu bakacaksın. Efendim, ha bu arada 89'da belediye başkanı oldum, Mart'ta, Ağustos'ta, 6 Ağustos 1989'da eşim felç oldu, 35 senedir yatıyor. Ha benim Arife Hanım'dan 6 çocuğum var. Bu arada evlenmemize karar verildi. Zeynep Hanım diye bir bayanla evlendik. Onun bir okulda, Fethullahçı okulda ve İzmir'de bir oğlu varmış. Çocuğu çağırttım, geldi. Oğlum bana baba dersen böyle böyle, ben bir de sen buraya gelmek istiyor musun, istemiyor musun? Geleceğim ben buraya, getirirseniz gelirim dedi. Tamam. Geçen de ziyaretime geldi, gene her sene gelir. Zeynep Hanım'dan bir oğlum oldu. Bir de işte manevi oğlum. Hepsi iyi geçindiler. Benim işte 7 gelinim var, 7 tane çocuğum var. Arif Hanım'dan, Zeynep Hanım'dan. 7 tane çocuğum da, 5 oğlan, 5 gelinim var, 2 damadım var. Hepsi birbiriyle iyi geçindiler. Allah hepsinden razı olsun.
o manevi oğlum diyelim artık o çocuğa da, o da Rusya'dan evlendi. Onun karısı da bana baba der, torunlar da, çocuklar da dede der. Her sene ziyaretime gelir. Geçen perşembe gün gene buradaydı o. Tabii aile hayatta böyle devam ediyor. Asfalt çalışmaları devam ediyor. Okul yapılacak yerlerde temel atıyoruz. Kaymakam Bülent Savur vardı. Abi dedi ya, temel attın tapuları bana ne ya? Ondan sen düşüneceksin dedi. Devlet Su İşleri'nde Kuru Kafa Mehmet Efendi diye bir zat-ı muhterem vardı. Çarşamba çayını getiren adam. Onun ismini koyduk, koydurmadılar. Biz de belediye başkanından ayrılmıştık. Bir cemaate tapusu verilmiş. Bu cemaat tapusunu geldiler. Burayı efendim biz bina yapacağız. Oranın binası benim cesetim dedim. Sonra o teşkilatla da anlaştık. Onlara güzel bir yer aldık. Onlar çok güzel bir yere de onlara kurs yaptık. Efendim ki orayı da biz İlahiyat Meslek Yüksekokulu olarak yaptık. Ama açılışı yapamadık. Niye yapamadık? Halilcin dedi ki bana talebe bulabilir misin? 50 tane imam var dedi. Bunu niye istiyorsun dedi. Niye istiyorsun? Bir, imamlar tahsil görsün. İki, imamlar fazla para alsın. Üç, imamlar her 3 yılda bir rotasyona tabi olsun dedim. Binayı yaptık. Her akşam kaymakamla beraber, müftüyle toplanıyorduk. Gel Ahmet ya, gel Mehmet ya, gel Hasan ya, para çek, senet. 3-4 katlı yeri yaptık. Şimdi de bir müftü orayı marife vermiş. Yanlış. Niye yanlış? Marife yerde olur. Oraya İlahiyat Meslek Yüksekokulu'nun yapılması lazımdı. Hala şart. Hala şart. Bu arada benim çalışmalarım içerisinde belediye başkanı olmamdaki olaylarda çok sevindiğim olay. Bu cemaatler arasındaki küslük giderildi. Bir, hisseli tapular vardı. Bu hisseli tapular efendim müstakilleştireceğim diye söz verdim. Bunu yapamazsın, yaparsın bilmem ne, hiçbir şey olmazsa mahkemeye vereceğim. Mahkeme masrafını belediyeye ödettireceğim. Herkesin tapusunu müstakilleştireceğim. Ve herkesin tapusunu müstakilleştirdik. 2981B yasasıyla Mustafa Tartar diye bir burada müdür oldu sonra arkadaş. Ondan evvelki müdürle anlaşmıştık. Geldi. Duvar isteriz dediler. Duvar var dedim ben. Bir çizgi çizdim. Hasan gel, Mehmet gel. Bu şu tarzı senin mi benim, şurası senin mi senin? İşte duvarda bu çizgi dedim. Güldüler, yaptık. 300-400 tapu dağıttık. O İlahiyat Meslek Okulu için uğraşmamız, o hastanenin gelişmesi. Sonra bir belediye başkanı geldi. O iki hastaneyi de yıktı. Çürük diye yıktı. Niye çürüktü bilmem. Vallahi de, billahi de, tallahi de şunların bütün binalarından o iki bina sağlamdı. Sağlamdı, o da yıktı. Ha şimdi tabii bizim çalışmalarımızda belediyede bir kişi bana gelsin. Sen şu partide tutmadın, şöyle olmadı, böyle olmadı desin. Ben hesabını veririm. Ben hiç siyaset yapmadım. Bir gece saat 3'te bana bir telefon geldi. Bir de bir telefon geldi. 5 isim ver. Yüksek İslam bir şey, eskiden eğitim enstitülerine torpille adam yazılırdı. Öğretmen okudu çocuklar. Lise mezunlar torpille yazılırdı. 5 isim ver, tamam. 5 isim verdim. Sonra bir tanesi burada Marif Müdürlük falan yaptı. Marif Müdür Muavinliği yaptı. Refah Partili. Bir tane Adalet Partili. Bir tane MHP'li. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partili. Bir tanesi de gene bir parti vardı. 5 partiden birer tane yazdım. Sabahleyin duyurmuş geldi. Ya sen ne biçim adamsın ya? Niye bunlar yazmadın? Ne var ya? Ne var? Şu adama bir soralım bakalım, kötü diyen birisi çıksın, yok. E bunlar hepsi bu memleketin adamı. E bu adamlarla yaşayacağımıza göre bu budur dedik. Ve orada kapalı, açık kanallar vardı, kapattık, yol yaptık. İşte 220 kilometre asfalt yaptık. 7 tane ilkokul yaptık. Temellerini attık, devlet yaptırdı, vatandaş yaptırdı. Efendim,
Bu meslek yüksekokulunda da bizim o onun önünde de 15 bin metrekare bir yeri mezarlığa otopark olarak bağışladı Sayıcı ailesi. Çünkü kimse gelmiyor. Kardeşimle ayrılırken bir cami yaptıralım dedik. Buraya da mezarlık camisi verelim ismini dedik. Kardeşimle ayrılırken oraya da bir cami yaptırdık. Ayrıldık. Efendim hamdolsun rahat bir şekilde de yaşıyoruz. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin, iyiliğini versin. Bir seçim sırasında demişler ki ya işte filan adayın çocukları çok iyi, bunu bahsedelim. Bahsedin demiş birisi, bahsedin. Gidin bahsedin, Zeki Sayıcı'nın çocuklarından iyi çocuk bulacaksınız lan demiş. Zeki Sayıcı'nın çocuklarından iyi çocuk mu bulacaksınız? Ondan sonra haklısın. Orada tekel binası var. Tekel binasında tam cuma namazına okutursun, orada rakı şişesi kırılır, koku başlar. Orayı başka bir yere taşıttım. Onlar orada tekel binasını aldım, bir arsa verdim. Tekel binasını yıktım. Ya bunu bir gazetelere verelim, tekel binası, tarihi tekel binasını yıktı. Verin demişti birisi gene o adam. Gidin verin. Ne diyeceksiniz? O da ne diyecek? Rakı kokusundan cemaati kurtardım diyecek. Söyleyin demiş. Allah'a hamdolsun. Çumra'da Bağkur, Çumra'da Çumpaş, Çumra'da hastaneler, Çumra'da belediye başkanlığımda, Konya'daki ticaretimde, şurada burada herkesle iyi geçirmeye çalıştım. Hiç kimseye icraya vermedim, hiç kimseyle de kötü olmamak yönüyle gittik. Tabii benim anlatacağım çok şeyler var ama tabii burada KON TV'ye de teşekkür etmek lazım. Niye? Çok zor şartlarla çalışıyorlar ve Allah'a çok şükür ulusal kanallar ayarında da şey yapıyorlar, program yapıyorlar. Ve onların da vaktine ancak sığar mı, sığmaz mı? Yani biraz daha vakit olsa, ben hayatımın daha işte yarısını anlattım mı, anlatmadım mı bilmiyorum. Ama şimdi şu var ki, hala Çumra'yı çok seviyorum. Orada sempozyumlarda gidiyorum, konuşmalar yapıyorum. Tabii şimdi Çumra çok büyüdü. Niye büyüdü? Ekonomik arttı, torku başladı. Torkuyla beraber Çumra'nın şeyi değişti, şekli değişti. Çumra değişti. Ama Çumra iyi. Zeki Sayıcı da işte hanımı hasta. Kendi de burada. Diğer aldığı genç kadın öldü. Hasta hanımı yaşıyor. Kader böyleymiş. Burada oturuyoruz. Allah herkese her şeyin hakkında hayırlısını versin. Ben İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanı'nı bilmem. Celal Bayar'ı bilirim. Cevdet Sunay'ı bilirim. Faruk Korutürk'ü bilirim. Efendim Ahmet Necdet Sezer'i bilirim. Efendim Özal'ı bilirim. Demirel'i bilirim. İşte ondan sonra başka kim vardı? Arada bir daha vardı. Onun Faruk Korutürk'ten sonraki Cumhurbaşkanı Özal'dı. Yani tamam, Özal'dı. Bunların hepsi kendilerine göre çok büyük işler yapmıştır. Ama birisi çıkmıştır işlerinde, Recep Tayyip Erdoğan diye bir delikanlı. Dünya beşten büyüktür demiştir. Dünya beşten büyüktür demiştir. Bunu hiçbir lider demedi. Aynı lider gidip, Almanya'da siz hakaret ettiniz, sizin borcunuz var. Benim borcum yok. Türkiye'nin borcu yok. Bunu diyebilen tek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Benim politikayla, siyasetle bir şeyim yok. Ama rahmetli Menderes
Çok samimiydik. İşte trafik kazası geçirdik, kardeşimle gittik. Bir arkadaş vardı, o da şey, işte üçümüz bir sarıldık, bir ağladık, yarım saat orada anlaşmışız. Ya dedi, siz çok geç kalmışsınız buraya. Yok dedim. Allah kanıca rahmet eylesin. Tabii rahmetli Menderes de Recep Tayyip'in yanındaydı. O hastalanınca 28 Şubat sürecinde dediler ki, tahmini konuşuyorum, Demirel'e dediler ki, ayrılsın, ayrılmasa kötü işler olur. Ayrılmak mecburiyette kaldı. Buraya geldiğinde de benim evimde kalırdı. Çumra'da evimde kalırdı. Biz Aydın'a gittik, onların çiftliğini gezdim. Ve Allah kanı kanı rahmet eylesin. Tabii Konya'mızın telefonunda bir şey var, torunuma gösterdim. Kızım bunlar ne dedim? Birisi bayrak, birisi minare dedi. Allah minareden ve bayraktan alıkoymasın. Bayrak olmazsa İslamiyet'i bile yaşayamayız. 12 Eylül oldu, 12 Eylül oldu. 12 Eylül'de tıklım tıklım dolan cami 13 kişi kaldık. 13 kişi kaldık. Şurada bir temen vardı. O işte bir iki ileri geri gitti. Temene dedim ki, bak sen yanlış yapıyorsun. Biz 12 Eylül'de cuma namazı kıldık arkadaş. Evrene hakaret ediyorsun. Ondan sonra geldi temen, özür diledi. Dedi ki, abi özür dilerim, sen haklısın. Çünkü düğünlere gidiyor, trafik polislerinin yanına gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor, her yere gidiyor. Adımların dikkat ettim diye. Ben Çumru'da çalıştığım müddetçe hala işte Cihat Yaycı diye bir komutan var. Onun babası Yaşar Yaycı kaymakamdı. Hala biz sağ olan kaymakamlarla ilişkilerim kesilmez. Adliyeye hiçbir zaman gitmem. Niye gitmen, niye gelmen derler. Ya birisi gelir bir şey söyler, kardeşim ben gitmem derim. Allah adaletten, doğruluktan, dürüstlükten, dinden, imandan, vatanseverlikten ayırmasın. Ayırmasın. Kurban olduğum Allah'ım, Müslümanlar acısın. İnşallah Filistin kavgası biter. Çünkü Filistin kavgası her gün bir yürek acısı. Bir yürek acısı. Tabii Konya'mızın bir özelliği var. Konya'mız bütün vilayetler her yere hayır yapıyor ama Konya'mız büyük vilayetler eşdeğerinde yardım yapıyor. İstanbul 5 tane Konya'dır. İzmir 3 tane Konya'dır. Ankara 4 tane Konya'dır. Ama bunların içerisinde biz de onların yarışır şekilde Konyalı hayır yapıyor. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bozmasın. Kon TV'ye de teşekkür ediyorum. Bu şeyleri özellikle toplu şeylerde güzel programlar başladı şimdi. Şiir yarışmaları gibi. Efendim bazı şeyler, onları da zevkle seyrediyorum. Ramazan programların da inşallah daha iyi olacak şekilde olur. Tabii benim gözlerimde sarı nokta olmasıyla yürüyüş zorluğum, dışarı çıkma şeylerim azaldı. Olmasa yani gidip ziyaret de edeceğim. Çok ziyaret edilecek arkadaş da var, gidemiyorum. Önümüzdeki yapılacak olan seçimlerinde vatana, millete, Konya'ya hayırlı olsun. Konya'yı hangi gözle göreceksin? Konya'dan çıkacaksın, 5 tane vilayet gezeceksin. Gelince Konya'ya girince Konya'nın önde olduğunu görürsün. Oğuz Koçbekir arkadaşımla, isimlerini saymayayım, güney vilayetlerde 5-6 vilayette işlerimiz vardı. Puyus diye bir dernek vardı, oranın yönetim kurulundaydım. Yemcer yönetim kurulundaydım. Oralardan bir gezmeye gittik, geldik. Konya'ya girdik, ikimiz de şöyle bir baktık, Konya başka. Konya başka. E
her şeyle başkan. Yani belediye başkanlarına da teşekkür etmek lazım. Birlik beraberliklerini bozmasınlar. Devam ettirsinler. Özellikle Meram ve Karatay'daki son çalışmalar çok hoşuma gidiyor. Niye çok hoşuma gidiyor? Tabii Selçuklu bazı imkanlardan dolayı veya daha evvel işte başkanların hızlı çalışmalarından dolayı o devam eder oldu. Ama Meram'da özellikle çok geri kalıyorduk. Meram'da, Karatay'da iyi oldu. Allah devlete millete zeval vermesin. Ve bir şey diye var. Bütün partiler iyi adaylar çıkarsın inşallah. Niye? İktidar da olacak, muhalefet de olacak. Belli konularda birleşilecek, belli konularda olacak. Biz Konya Çumra'da parti başkanlığında her tarafa giderdim. Her şeyde bütün partilerle beraber hareket ederdik. Benim 15 meclis üyemin tamamı karar vermezse ben o önergeyi geri çekerdim. Çünkü başka türlü olmaz. Birlik beraberliği bozarsan yapı çabuk yıkılır. Yapı çabuk yıkılır. Allah, kurban olduğum Allah'ım cümle Müslümanın yolunu açık eylesin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.